FM Nelson Mandela'nın torunu Nikosi Mandela, İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi talebiyle Paris'te yapılacak büyük olimpiyat protestosu için dünyanın dört bir yanındaki turunu İstanbul'da sonlandırdı. Irkçılık karşıtı harekette Mandela'nın mirasçısı olarak görülen Nikosi Mandela, dünyada yükselen ırkçı görüşleri CNN Türk ekibinden Elif Zeynep Özüpekçi ve kameraman Ümit Sertaboğlu'na değerlendirdi. Dünyada ırkçılık yükseliyor, Filistin'de apartheid 76 yıldır sürüyor. Dünyaca ünlü ırkçılık karşıtı lider Nelson Mandela'nın fikirleri ise hala yaşıyor. Yanımızdan Nelson Mandela'nın torunu Nikosi Mandela var. O ırkçılık, apartheid ve kolonyalizm karşıtı harekete devam ediyor. Onunla dünyada yükselen ırkçılığı konuşacağız. No one ever thought that we would... Dünyada ırkçılığın yükselmesi beni hiç korkutmuyor. Çünkü ne olduğunu biliyoruz. Biz yıllar süren apartheid rejimini yendik. Kimse Güney Afrika'da o rejimi bitirebileceğimize inanmamıştı. Güney Afrika hükümetine karşı bir zafer kazanacağımızı düşünmemişti. Ama dünyanın ve destekçilerimizin yardımıyla apartheid'i yendik. O yüzden rahatlıkla konuşuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun ırkçılık çirkin başını çıkarmaya çalıştığı anda biz onu yenebileceğimizi biliyoruz. O yüzden bunun için savaşmaya devam edeceğiz. Nikosi Mandela büyük babasının mirasçısı olarak anılıyor. Şimdilerde Mandela tüm dünyayı geziyor ve Filistin'de apartheid rejimini bitirmek için İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesini istiyor. Büyük babamın kalbindeki en önemli konulardan biri Filistin sorunuydu. Apartheid yenildikten sonra yakın arkadaşı olan Yasser Arafat'ı ziyaret etmişti. Burada özgürlüğümüz ancak Filistinlilerin de başarılı olmasıyla tamamlanacak demişti. Bu yüzden Güney Afrikalılar olarak Filistin'in başarılı olması bizim için çok önemli. Bu Mandela'nın vasiyeti. Büyük babam Filistin'i de Güney Afrika gibi kurtarmayı bize miras bıraktı diyen Mandela, İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesinin barış için bir adım olacağını söyledi. Bizim için, Güney Afrikalılar için spor ve kültürel boykot özgürlük için çok önemli. Filistin davasını savunurken bunun da önemini unutturmamaya çalışıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Siyonist savaşçıları bu olimpiyat oyunlarından çıkarmasını istiyoruz. Sadece Olimpiyat Komitesi bunu Güney Afrika'ya Tokyo Olimpiyatları sırasında 1964 yılında yaptığı için 1970'te olimpiyatlara katılamadı. Ve 1970'te Güney Afrika tamamen olimpiyatlardan çıkarıldı. Bu yüzden İsrail'in de böyle tehdit edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer onlar bunu yapmazlarsa BRICS ülkeleri ve dünyanın dört bir yanında destekçi ülkeler olimpiyatlardan çekilecek.